Bölüm 20. İsa'nın dirilişi. Haftanın ilk günü erkenden, ortalık daha karanlıkken Mecdelli Meryem mezara gitti. Taşın mezarın girişinden kaldırılmış olduğunu gördü. Koşarak Simon Petrus'a ve İsa'nın sevdiği öbür öğrenciye geldi. Onlara, "Rabbi mezardan almışlar. Nereye koyduklarını da bilmiyoruz," dedi. Bunun üzerine Petrus'la öteki öğrenci dışarı çıkıp mezara doğru gittiler. İkisi birlikte koşuyordu. Ama öteki öğrenci Petrus'tan daha hızlı koşarak mezara önce vardı. Eğilip içeri baktı, keten bezleri yerde serili gördü. Ama içeri girmedi. Ardından Simon Petrus geldi ve mezara girdi. Yerde duran bezleri ve İsa'nın başına sarılmış olan mendili gördü. Mendil keten bezlerle birlikte değildi. Ayrı bir yerde dürülmüş duruyordu. O zaman mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi. Olanları gördü ve iman etti. İsa'nın ölümden dirilmesi gerektiğini belirten kutsal yazıyı henüz anlamamışlardı. İsa Mecdelli Meryem'e görünüyor. Bundan sonra öğrenciler yine evlerine döndüler. Meryem ise mezarın dışında durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın içine baktı, beyazlara bürünmüş iki melek gördü. Biri İsa'nın cesedinin yattığı yerin başucunda, öteki ayak ucunda oturuyordu. Meryem'e, "Kadın, niçin ağlıyorsun?" diye sordular. Meryem, "Rabbimi almışlar," dedi. "Onu nereye koyduklarını bilmiyorum." Bunları söyledikten sonra arkasına döndü, İsa'nın orada ayakta durduğunu gördü. Ama onun İsa olduğunu anlamadı. İsa, "Kadın, niçin ağlıyorsun?" dedi. "Kimi arıyorsun?" Meryem onu bahçıvan sanarak, "Efendim," dedi. "Eğer onu sen götürdünse nereye koyduğunu bana söyle de gidip onu alayım." İsa ona, "Meryem," dedi. O da döndü İsa'ya, Aramice, "Rabbuni," dedi. Rabbuni, öğretmenim demektir. İsa, "Bana dokunma," dedi. "Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babamın ve sizin babanızın, benim tanrımın ve sizin tanrınızın yanına çıkıyorum." Mecdelli Meryem öğrencilerin yanına gitti. Onlara, "Rabbi gördüm," dedi. Sonra Rabbin kendisine söylediklerini onlara anlattı. İsa öğrencilerine görünüyor. Haftanın o ilk günü akşam olunca öğrencilerin Yahudilerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi. Ortalarında durup onlara, "Size esenlik olsun," dedi. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rabbi görünce sevindiler. İsa yine onlara, "Size esenlik olsun," dedi. "Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum." Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek, "Kutsal ruhu alın," dedi. "Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış kalır." İsa Thomas'a görünüyor. 12'lerden biri, ikiz diye anılan Thomas, İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi. Öbür öğrenciler ona, "Biz Rabbi gördük," dediler. Thomas ise, "Onun ellerinde çivilerin izini görmedikçe
çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam, dedi. 8 gün sonra İsa'nın öğrencileri yine evdeydiler. Thomas da onlarla birlikteydi. Kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında durdu. Size esenlik olsun, dedi. Sonra Thomas'a, parmağını uzat, dedi. Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol. Thomas ona, Rabbim ve Tanrım, diye cevap verdi. İsa ona, beni gördüğün için mi iman ettin, dedi. Görmeden iman edenlere ne mutlu. İsa öğrencilerinin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok mucizeler yaptı. Ne var ki bunlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşamak kavuşasınız diye yazılmıştır.